Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Osmanlı tarihi ile ilgili elimde 5 tane soru var. Umarım bu soruları 5'te 5 beş yaparsınız. Elimden geldiğince yine sizlere güzel bilgiler vermeye çalışacağım. Hiç bekletmeden dilerseniz sorularımıza bir bakalım. İnkılap tarihi ile ilgili paylaşım yapmıştık. Şimdi ise Osmanlı tarihi ile ilgili paylaşımımız var. Bakalım sorularımız nasıl? Bakalım soruları beğenebilecek misiniz? Bakıyoruz. İlk sorumuz. Diyor ki Osmanlı Devleti'nde ilk defa Divan toplantısının Sadrazam başkanlığında toplanması bu dönemde başlamıştır. Bilgisini veren Mustafa Öğretmen aşağıdaki padişahlardan hangisinin dönemini anlatmaktadır? Önce neyi bileceğiz? Divan. Ne zaman kuruldu? Tabii ki Orhan Bey döneminde kuruldu, değil mi? Beni iyice dinleyin. Orhan Bey döneminde Divan kuruldu. Ve Fatih Sultan Mehmet'e kadar divana padişah başkanlık ediyordu. Ancak Fatih Sultan Mehmet'ten sonra divana kim başkanlık edecektir? Sadrazam. Ve sadrazam divana başkanlık ederse sadrazamın etkinliği artar mı? Artar. İkinci Murat. ikinci Kosova Savaşı kazanıldı. Ve bununla beraber Balkanlar Türk yolu, Balkanların Türk yurdu olduğu kesinleşti. Tamam. İkinci Kosova Savaşı ile Balkanlar Türk yurdu oldu. İkinci Beyazıt. Cem Sultan olayından dolayı ne olmuştu sevgili arkadaşlarım? Fetihler durmuştu. Yavuz Sultan Selim en hazineyi dolduran kişi olarak bilinir sevgili arkadaşlarım. Özellikle yapmış olduğu Mısır seferi sonucunda önemli kutsal emanetlerin İstanbul'a getirilmesi hazinenin gittikçe dönemini e, Şöyle, ben size şöyle açıklayacağım Yavuz Sultan Selim dönemini. 80 yılda yapılacak işleri 8 yıla sığdıran padişahtır Yavuz Sultan Selim. Özellikle Mısır Seferi sonrası. Tamam. Umarım kafanız karışmamıştır. Kanuni Sultan Süleyman zaten Osmanlı dünya gücü olarak biliniyordu. Rodos alındı, Belgrad alındı, Muhaş Meydan Savaşı kazanıldı. Almanlar yani Avusturya, Avusturya Kralı Ferdinand Kanuni'nin karşısına çıkmaya cesaret edemiyordu. Cevabımız Fatih Sultan Mehmet dönemi olacaktır. Yavuz Sultan Selim ile ilgili kafanız karışmadı umarım. Gelelim ikinci sorumuza şimdi. Şöyle biraz uzattım sanki orada ya. Neyse. 1826'da Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla kurulan ulusal ordunun çekirdeğini oluşturan ordu yapısı aşağıdakilerden hangisidir? 1826 yılında 2. Mahmud döneminde ayanların desteğiyle Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştı. Ve merkezi otorite tekrar biraz da olsun güçlenmişti. Onun yerine hangi ordu kurulmuştu? Soru bizden bunu istiyor. Mızıkay Humayun. Bunun anlamı bando Okulu'dur sevgili arkadaşlarım. Bando Okulu. O yüzden eledik. Eşkinci ve Sekbani Cedid Ocakları Yeniçerilerin tepkisi üzerine kapatıldı hemen. Kaldırıldı. 2. Mahmut dönemi. Mühendisane-i Bahri Humayun. 3. Mustafa döneminde yapıldı. Deniz mühendis hanesi anlamına gelir zaten. Cevabımız Asakiri Mansuri Muhammed ordusudur. yani muzaffer ordusu anlamına gelen ordudur. Cevabımız E şıkkı. Gelelim diğer bir sorumuza şimdi. Şöyle. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi 2. Abdülhamit döneminde meydana gelmemiştir? Padişahların dönemlerini bilmemiz lazımdı değil mi? Ben size bunu belirtmiştim. Birinci meşrutiyet. Jön Türklerin eee zoruyla demeyelim de Avrupalı devletler iç işlerimize karışacağı için Jön Türkler 2. Abdülhamit'e baskı yapmışlar ve meşrutiyet ilan edilmiştir. Böylece mutlak monarşi sona ermiş, meşruti monarşi gelmiştir. İstanbul Bağdat Demiryolu doğru 2. Abdülhamit dönemi. Sanayi Nefise Mektebi ne demek? Güzel Sanatlar Okulu demektir. 2. Abdülhamit döneminde açıldı. Bakanlıkların açılması kalsın. 2. Meşrutiyet zaten 1908 yılında gerçekleşti. Bu da 2. Abdülhamit. Sevgili arkadaşlarım bakanlıklar yani bir diğer ismi nazırlıklar dediğimiz şöyle yazayım. Nazırlıklar kimin döneminde açıldı? 2. Mahmut dönemi. 2. Abdülhamit dönemi değildir. Şöyle sığmıyor. 2. Mahmut dönemi cevabımız D şıkkı olacaktır. Gelelim diğer bir sorumuza. Bakalım. Şöyle yapalım. Yukarıda özellikleri verilen Divan-ı Hümayun üyesi aşağıdakilerden hangisidir? Bakıyoruz. 17. yüzyılda önemi artmış ve Divan-ı Hümayun üyesi olmuştur. Osmanlı Devleti ile diğer devletler arasındaki diplomatik ilişkileri üretir. Yani bizden Dışişleri Bakanı'nı istiyor sevgili arkadaşlarım. E Dışişleri Bakanı neydi? Kavramları bilmemiz lazım. Reisül Kitap'tır sevgili arkadaşlarım. Reisül Kitap Dışişleri Bakanı anlamına gelmektedir. Zaten Divan-ı Hümayun'a üye olacaktır. Biliyorsunuz ki 17. yüzyılda artık Osmanlı Devleti duraklama dönemine girecekti. Diğerlerine bakalım. Sadrazam serdar ekle Ekrem unvanıyla savaşlara katılırdı. Padişah'ın sağ koludur. Kaptanı Derya donanma komutanı anlamına gelir. En önemli Kaptanı Derya'mız kimdi? Barbaros Hayrettin Paşa'ydı. Kaz asker kadı ve müderrislerin atamasını yapar. Nişancı padişahın tuğrasını çeker iç ve dış yazışmalardan sorumlu olan kişidir. Cevabımız Dışişleri Bakanı olan Reisül Kitap'tır. Bu soru kolay bunu çözmüştük zaten. Umarım yanlış yapmazsınız. Fazla da zor değil zaten. Şehzadelerin sancağa çıkma usulüne son veren ve Ekber ve Erşet sistemini getiren padişah aşağıdakilerden hangisidir? Ekber ve Erşet ne demek? En yaşlı ve bilgilinin tahta geçmesi demektir. Tamam. Sancak sistemini 3. Mehmet sancak sistemine son verdikten sonra ne olmuştu sevgili arkadaşlarım? 1. Ahmet döneminde Ekber ve Erşet usulü getirilmişti. Zaten ondan sonra kafes usulü benimsenecekti. Buradaki cevabımız 1. Ahmet'tir. 2. Mahmud zaten her türlü ıssahat bu dönemde yapıldı zaten bahsettik az önce. 2. Mehmet Fatih Sultan Mehmet dönemi biliyorsunuz ki kardeş katli yasallaşmıştı. İstanbul fethedilmişti ve Osmanlı Devleti oldukça geniş sınırlara ulaşmıştı. Ki zaten Fatih'in alamadığı iki yer vardı. Belgrad ve Rodos'tu. 3. Selim döneminde ilk elçiliğimiz Londra'da açılıyor. Devlet matbaası kuruluyor ve meşveret meclisi açılıyordu. 2. Abdülhamit döneminde Dönemiyle ilgili zaten az önce bahsettik. Önemli gelişmeler yaşanmıştır. Birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet, Dömeke Meydan Savaşı gibi önemli gelişmeler ikinci Abdülhamit döneminde yaşanan gelişmelerdir. Ekber ve Erşet sistemini getiren padişah birinci Ahmet'tir. Sevgili arkadaşlarım 5 sorumuz bu şekildeydi. Umarım işinize yaramıştır. Umarım not tutmuşsunuzdur. 5'te 5 yapmışsanız tebrik ediyorum sizleri. Demek ki durumlar iyi. Kendinize çok ama çok iyi bakın. İnkılap tarihinden sonra bu iyi gider diye düşündüm. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.